Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizi içerisinde kayısı marmelat dolgulu nefis bir çörek tarifim var ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. Hamuru için 300 ml, yani 1,5 su bardağı sütüm var. 1 paket yaş mayı, 3 yemek kaşığı yumuşak tereyağı, 1 paket vanilya şekeri, 4 yemek kaşığı kadar pudra şekerim var ve 500 gram un. 500 gram un 3 su bardağından biraz fazla yapıyor. İlk olarak mayayı yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine sütü ve pudra şekerini ekleyip güzelce bir çırpma teliyle çırptıktan sonra 10 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. 10 dakika sonra tereyağını, unu ekleyerek yavaş yavaş hamurumu hazırlıyorum. Bu arada 1 bardak un 150 gram yapıyor. Hamurumu yoğurduktan sonra üzerine bir bezle kapattım ve yarım saat kadar mayalanmaya bıraktım. Mayalandıktan sonra hamurumdan bezeler hazırladım ve bunları teker teker merdane ile böyle yuvarlak açıyorum. Hamurumuz çok katı olmayan bir hamur olduğu için tezgahıma bolca un serptim. Şimdi yuvarlak açmış olduğum hamurumu bir kenarından kestim ve hemen iç malzemesini koyuyorum ve gördüğünüz gibi dolayaraktan rulo halinde sarıyorum. Bezelerimin hepsine bu işlemi uyguladım. Ortasına koyacağım bezemi de oval şeklinde açtım. Tam ortasına iç malzemesini koydum. Hamuru iç malzemenin üzerine kapatıp gördüğünüz gibi yine rulo halinde sarıyorum. Aynı böyle bir gül şekli veriyorum. Bezelerimin hepsini gördüğünüz gibi yuvarlak bir tepsinin içerisine yerleştirdim ve tam orta bölümüne de gül halinde hazırlamış olduğum bezeyi koyduktan sonra tepsi de 15 dakika kadar daha tekrar mayalandırdım. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Ben 1 adet yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı kadar krema eklemiştim. Siz süt de ekleyebilirsiniz. Üzerine file badem serptikten sonra önceden ısıtmış olduğum 170 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirdim. Çöreklerim fırından çıktı, daha sıcakken üzerine bolca pudra şekeri serptim ve gerçekten o kadar nefis oldu ki şimdi sizin için bir tanesinin tadına bakmak istiyorum. Hem böyle özel günlerinizde veyahut da çocuklarınızın yaş günlerinde bunları hazırlayabilirsiniz. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gider. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.